2022 yılı değerlendirme basın toplantısında gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle buluşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel toplam itibariyle 2022 sonunda 2023'e devrettiğimiz derdest dosya sayımız halen 420.287'dir. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Yakup Aslan'ın Anayasa Mahkemesi'nin başta balyo kararı olmak üzere bireysel başvurularda verdiği kararların Yargıtay'ın FETÖ ile mücadelesine olumsuz etkisi var mı sorusuna yanıt veren Yargıtay Başkanı Anayasa Mahkemesi kararlarına yönelik sert eleştiri geldi. Yüksek mahkemeyi yetkisini aşarak yargısal aktivizm derdestosya yapmakla, derdestosya yapmakla eleştiren Akarca yasal ve anayasal yetki aşılıyor dedi. Derdest dosya sayısının 2016 yılı sonunda 1 milyon 438 bin 785. Herkesin önce anayasaya ve yasaya kendisinin sadakatle bağlı olduğunu unutmaması gerekir diyen Akarca, Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararında bireysel başvurunun inceleme çerçevesini belirlerken davada uygulanan hukuk kurallarını yorumlamanın ve maddi delil ve olguların değerlendirilmesinin ilgili yargı mercilerin görevi olduğuna dikkat çekti. Ama zaman zaman bunu aşma eğilimi olduğunu görüyoruz. Sanki her konuyu incelerim, bütün maddi delilleri denetlerim, bütün delillere bakarım şeklinde anlayış doğru değil. Bu anayasa mahkememizin iş yükünün daha da artmasına, işin içinden çıkılmaz hale gelmesine, kesinleşmiş kararlarda hukuk güvenliğinin otoritesinin zedelenmesine de yol açar. Yasal ve anayasal sınırlar içerisinde hareket edilirse daha doğru bir iş yapılmış olur. Son 6 yıl içerisinde Yargıtay'ın derdest dosya sayısında önemli bir azalmanın olduğu ortaya çıkmaktadır. Mehmet Akarca özellikle terör suçlarında mahkemelerin delilleri bir bütün olarak değerlendirdiğini, kanaat verici emareleri bile değerlendirdiğini, Yargıtay'ında bunu kabul ettiğine dikkat çekti. Hiç şüphe yok ki ortalama görülme süreleri de dosya sayısının azalmasına bağlı olarak kısalacaktır terör örgütlerini saklanma, gizlenme ve delil bırakmama konusunda çok profesyonel olduğunu vurgulayan Akarca o mücadelenin zayıflatılmaması gerekir. Ancak bireysel başvuruda temel hak ve özgürlükler denetlenirken yasa yolu incelemesinde incelenecek bir konunun, yargıtayın yetkisinde olan bir konunun da aşırı gayretle yorumla o mekanizmanın işletilmeyecek hale getirilmesi doğru olmaz dedi terör örgütleri bakımında da 3. ceza dairesinde. Anayasa Mahkemesi kararlarına yerel mahkemelerin uymaması haliydi. Yargının iş yükünün artacağını belirten Yargıtay Başkanı Anayasa Mahkemesi kararlarına uymanın bağlayıcı olduğunu, bunun anayasanın bağlayıcı hükmü olduğunu söyledi. Kaç tane FETÖ dosyasının bulunduğu, kaç dosyanın karara çıktığı, kaç tane PKK Anayasa Mahkemesi kararlarının toplumda benimsenmesi, idari ve adli mercilerce de kabul görmesi açısından bir dizi çalışma toplantıları yapıldığının altını çizen Akarca toplantılarda Anayasa Mahkememiz bizden rica etti. Biz iki başkan vekilimizi görevlendirdik. Vekillerimizle kararların uygulanması bağlayıcılığıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Böyle bir çalışma birlikteliği de sağlandı dedi. Ve YPG dosyasının DHKPC, DH Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının da anayasaya ve yasaya uygun olması gerekiyor diyen Yargıtay Başkanı, eğer yetki aşımında bulunur da süper temiz mahkemesi niteliğine kavuşursa bu bütün toplumda tartışmaya ve kargaşaya neden olabilir. Anayasa Mahkememizin çoğu kararlarında buna özen gösterdiğini biliyoruz ama bazı kararlarda da zaman zaman gerçekten de Yargıtay ve Danıştay tarafından eleştirilebilmektedir. Bunlar daha bilimsel toplantıların konusunu teşkil edecek ifadelerini kullandı. Bu ayrıntıları hepinize sunmuş olduk.